doğan bebeklerde yeni doğan sarılığı denilen bir durumla karşılaşmaktayız. Zamanında doğmuş bebeklerde 48 saatten sonra oluşan, 7. günde kendiliğinden geçen fizyolojik sarılık sınırlarımız bulunmaktadır. Prematür bebeklerde ise bu bazen 14-15 güne kadar uzamaktadır. Ama bebeklerde bir de ailelerimizin daha çok tedirgin eden fototerapi, yani ışık tedavisi halk ağzında söylemek gerekirse ihtiyacı olan sarılık vardır. Bunların %45'inin nedeni bilinmemekle birlikte daha çok beslenme eksikliğinden, anne bebek arasındaki kan uyuşmazlığından, idrar yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyona sekonder ve çok ender görmekle birlikte enzim eksikliği dediğimiz bazı durumlara bağlı olarak da sarılık olabilmektedir. Önemli olan sarılığın düzeyi ve bebeğin günüyle birlikte bu düzeyin ne kadar olduğudur. Genellikle 17 zamanında doğmuş, bir problemi olmayan ve 4. 5. günden sonra bebeğin bilirubin düzeyi 17 ve üzerine geliyorsa o zaman fototerapi alması gerekmektedir. Fototerapi de bizim hastanemizde verilebilmektedir. Bazı durumlarda ki artık o kadar görmüyoruz çünkü hastalarımızı doğdukları andan itibaren beslenme konusunda bilgilendirdiğimiz için 25'in üzerinde, bazen 30'larda kan değişimine kadar gidebilmektedir. O zaman bebeklerde biraz daha travmatik bir tedaviye ihtiyaç vardır. O hale gelebilmesin diye bebeklerimize biz doğdukları andan itibaren ilk gün, işte 24 saat doğduktan sonra 4. 5. günde olmak üzere sık sık takipleri yapılabilmekte ve ailelere de sarılık konusunda bilgi verip erken dönemde de bize ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. Çocuklar için eğer biraz daha büyüdüklerinde ailelerin en çok korkutan diğer bir olay da ateştir. Ateş nedir? Yani vücut sıcaklığının belli bir derecenin üzerinde olmasını biz ateş olarak değerlendiriyoruz. Bu da ölçüldüğü yere göre değişebilmekte. Ateşin vücut sıcaklığı çocuklarda 36,5 ile 37,5 arası normal olarak değerlendiriyoruz. Koltuk altından 37,5 ile 38 üzerinde bir ateş tespit edilirse o zaman çocukların ateşini önce üstündekileri çıkartıp bir duş aldırmalarını, ama 38 ve üzerine devam ediyorsa ateş düşürücü şurup vermeleri, 2 gün boyunca takip edip 2 gün içerisinde ateşi 38'in altına düşmüyorsa o zaman bir doktora göstermelerini söylüyoruz. Ama ateş ısrarla 38, hani işte duş alındı, ateş düşürücü verildi, çocuk rahatladı, bol sıvı alınması sağlandı ama bunlara rağmen ateş hala 38 ve üzerinde seyrediyorsa o zaman 2 günü beklemeden bir doktora göstermelerinde yarar olmaktadır.